Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir ürün tanıtımı yapacağım. Ürünümüz Vontar TV Box arkadaşlar. Ürünümüz geçen gün geldi. 8K video özelliği var. Ürünümüzün kutu açılımını yapalım. Böyle bir klavye almıştım uzaktan kullanmak için. Normalde kumandası var ama kumandayla kullanması zor olduğu için. Ürünümüz bu arkadaşlar. Minik bir TV Box. Android olmayan TV'leri Android'e çeviriyor. Hani Android telefonda yaptığımız birçok işi de burada yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu klavyenin şeyi, Bluetooth cihazı. SD kart var, bir adet. 2 adet USB var. Arka kısmında AV girişi var. HDMI girişi var. Ethernet girişi var. Bu da elektrik girişi arkadaşlar. Girişlerimiz bunlar. 4 GB RAM'i 16 GB hafızası var. Android 13 sürümü arkadaşlar. Daha önce ben de şimdi kutu açılımını yapayım. Bir adet böyle kitapçı var. Kullanım kılavuzu var. Bir adet işte kart göndermişler. Bir adet elektrik kablosu var, şarj kablosu. Bir adet HDMI kablosu göndermişler. Bir adet de kumandası var arkadaşlar. Kumandasıyla kullanmak zor olduğu için o yüzden ben pakete bu klavyeyi de ekledim. O zaman kullanması daha kolay oluyor arkadaşlar. Daha önce X96 vardı. Bu Android 7 sürümüydü. Bu biraz eski diye. Donmaya başladı. Bunun 1 GB RAM'i 16 8 GB hafızası vardı. Bu artık donmaya başladı. Donmaya başladığı için artık ben de değiştirmeye karar verdim. Şimdi bunun çalıştırmasını yapacağız. Dediğim gibi 4 GB RAM'i 64 GB hafızası var. Bilerek hafızasını yüksek aldım. Donma kasma yapmasın diye. Bakalım şimdi kurulumunu yapacağız. Televizyona bağlayıp kurulumunu yapacağım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Şimdi kurulumunu yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar şimdi bağlantısını yaptık. Burada elektrik bağlantısı, Ethernet, bir de HDMI çıkışı. Şimdi çalıştıracağız. Elektriği veriyoruz. Üst kısmında böyle bir ışıklar var, renkli. Şimdi kaldıralım. Burada televizyonu da açacağım. Ön kısmında saat var arkadaşlar. Burada saati gösteriyor. Saat ve kanal numaralarını gösteriyor galiba. 10:43. Saat ayarlanacak tabii. Şuna bir şey gelmiş. Şimdi olabilir. Tek daha önce başına hiçbir şey karşısına gelmedi. Geldi. Beni karıma konuştu buradan dedi. şeyi değiştiriyoruz. Açılışını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Kapatıp açayım. Açılış logosu Vontar diye karşılıyor bizi. Bir yarım dakika falan sürüyor yaklaşık açılması. Açılış logosu böyle. Kumandamız bu şekilde arkadaşlar. Hem mouse hem kumanda. Şimdi bir tane IPTV var. Ben de onu kurdum. İlk önce ona giriyor. Başlangıç olarak. Baş tarafta pardon. Play Store'a ver arkadaşlar. Buradan istediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz. YouTube'a var, Chrome'a var, Firefox var.
Burada kısa olarak dosyalarım var. Aşağıda burada ayarlar, TikTok, işte YouTube, tabii video kaydedici. Burada uygulamalara giriyoruz buradan. Burada iris ekran, yani ekran aktarma galiba. iToday TV, TV kanalları var burada. Burada ayarlar var. İnternet, temizlik, işte Google fotoğraflar var. Burada Google fotoğraflarda hani çektiğimiz fotoğrafları Google fotoğraflara yüklersek buradan her yerden izleyebiliyoruz. İnternetin olduğu her yerden izleyebiliyoruz. Buradan fotoğraflarımıza büyük ekran olarak bakabiliyoruz. Örnek şöyle bir bakalım. Bu şekilde fotoğraflarımızı izleyebiliyoruz. Buradan çıkalım. Burada ayarlar var arkadaşlar. Ayarlarını göstereceğim. Kumandasını çıkarayım. Buradan Netflix'ten şey açarsak, hesap açarsak Netflix'i de izleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradan ayarları göstereceğim. Ayarlarda ağ internet, hesaplar, şöyle göstereyim. O işte uygulamalar var arkadaşlar. Cihaz tercihleri, burada yine bir sürü ayar var. Ekran ayarı hakkında, Bluetooth, tarih, saat, dil, klavye dokunmanın doldurma, ekran ve ses, depolama. Depolamaya bakacağız arkadaşlar. Depolama 64 GB, 4 GB RAM'i, 64 GB hafızası var. SD kartta 16 GB. Buradan bir tık geri gelelim. Google Assistant, ekran koruyucu yapabiliyoruz. Enerji tasarrufu ne varmış? Ekranı kapat hiçbir zaman. Android cihazlardaki bir geliştirici seçenekler var. Konum geçmişi var, konum var, erişebilirlik var. Yeniden başlatma, kapatıp açma var. Erişebilirlikte ne varmış onu bakalım. Yüksek kontrasttan metin neymiş bu? Yok, böyle daha güzel. Buradan geriye çıkıyoruz. Burayı gösterdik. Bu resenting. Nasıl değil. Uygulamalarda Android cihaz olduğu için istediğimiz uygulamayı da yükleyebiliyoruz zaten. Tabi de diziler var. Prime Video var. Medya, Disney. Burada kanallar var. IPTV, iToday TV. Chrome, Firefox, başka var mı? Bir WhatsApp'ı kurabiliyoruz arkadaşlar. Ben WhatsApp'ı kurdum. WhatsApp'ı buradan da kontrol edebiliyoruz. Ama çıkış yaptığımız için tabii giremiyoruz şu anda. Kare kod okutmamız gerekiyor. YouTube'yi denemesini yapalım. YouTube'ya ne kadar zamanda girecek? Pardon, bu değildi. Çünkü kendi YouTube'si olduğu için girmiyor buraya.
telefon kadar hızlı değil ama yine de evde izlemek için, Android olmayan telefonlar için bence güzel. Bu kumandayla biraz kullanması zor oluyor. Örneğin şunu açalım. Kastaneyle açacak. Yani çok fazla yavaş da değil. Çok fazla hızlı da değil. Ama tavsiye ederim. Kumandayla biraz zor oluyor şey yapması. Topraklarda bu insanların binlerce yıl kalması gerekiyor. Bu ürün tanıtımımız da bu kadar arkadaşlar. Ürünümüzün adı Vontar. 4 GB RAM'i 64 GB hafızası var. Ana menümüz bu. İstersek şeyi değiştirebiliyoruz. Temayı değiştirebiliyoruz. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.